ötesiyle karşınızdayız. Sernur Aska ile birlikteyiz ve bir de değerli bir konuğumuz var. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Diren Doğan da bizlerle birlikte. Diren Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, şimdi Sernur, gündem yoğun. Tabii Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail, Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki bir üçgen ki Biden'ın Orta Doğu ziyareti öncesi. İsrail'de de koalisyon dağıldı, yeniden seçim olacak. Tüm bunların yanı sıra ama genel olarak aslında bu programlarda çok sık konuştuğumuz bir şey var. Evet, Rusya'da, Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş var. Fakat asıl mesele, asıl Amerika Birleşik Devletleri'nin, Trump da dahil olmak üzere şu anki Biden yönetiminin de önceliği olan Asya Pasifik konusu, evet. Ve önceliği hep Çin olarak gündemde tutmaları. Bununla ilgili de neredeyse hemen hemen her hafta yeni gelişmeler oluyor. Hatırlayacaksın, Biden'ın daha önce Biden'a bir sorulmuştu bir gazeteci, Tayvan konusunda askeri müdahale yapar mısınız hani Çin'e karşı diye. Evet, yaparız demişti. Sonrasında Amerika Savunma Bakanı'nın geçtiğimiz haftaki yine yaptığı bir açıklamada şunu gördük ki evet, Biden onu bir gaf olarak söylememiş. Ciddi anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin çantasında Çin'e karşı Tayvan konusunda bir askeri müdahale planı var. Evet. Dilersen buradan başlayalım. İlk sözü de Diren Hanım'a verelim. Yani evet, ben kısaca bir şey diyeyim. Tabii, sen bir en son olarak yap. İşte birkaç gün önce şey vardı, yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan ile Çin arasında kalan bu Tayvan Boğazı'nın uluslararası su olması gerektiğini, yani öyle tanınması gerektiğine yönelik açıklamaları vardı. Buna Pekin'den gelen çok sert bir yanıt oldu. Orasının işte tek Çin politikası gereğince bir uluslararası su yolu olmadığı, bilakis işte Çin'in egemenliği altında olduğunu, yani bu böyle bir imada bulunan bir açıklama gelmişti. Tabii şimdi son dönemde senin de bahsettiğin gibi üst üste böyle Güney Çin Denizi ve Asya Pasifik bölgesinde gerilimi arttıran açıklamalar birbirini izledi. ABD burada biraz da anladığım kadarıyla bölgedeki müttefiklerine ben arkanızdayım mesajı vermek istiyor. Çünkü son dönemde Çin'in özellikle Pasifik bölgesindeki adalara yönelik bir ilgisi olduğu görülüyor. Ve işte başta Solomon Adaları olmak üzere oradaki adalar, ada devletçikleriyle anlaşmalar yapmanın yollarını aramakta. Ve işte Kamboçya'ydı sanırım. Kamboçya'ya bir askeri üs kuracağı da belirtiliyor. Deniz üssü kuracağı da belirtiliyor ki bu işte Çin'in deniz aşırı seviyede ikinci askeri üssü olacak. Afrika boynuzundan sonra, Cibuti'deki Çin limanı şeyinde üssünden sonra. Ben böyle bir giriş yapayım. Yani esas evet. Diren hocamız bu konuda o zaman, uzman. Diren hocadan öncelikle Amerika'nın bir o bölgeyle ilgili politikalarından başlayalım. Tam olarak Amerika'nın ajandasında bölgeyle ilgili ne var? Nasıl bir plan var? Aslında Amerika Birleşik Devletleri kendisini ülke olarak bir Pasifik ülkesi olarak tanımlıyor. Yani Asya Pasifik'teki stratejileri ajandasına sonradan konulmuş değil. Bunu Hint-Pasifik strateji belgesinde de görüyoruz. İddia ettiği ve belirttiği durum şu: ben zaten varoluşumdan beri bir Hint-Pasifik ülkesiyim. Yani Pasifik'te yer alan bir ülkeyim. Siz var olan dünya haritasında bizi bu şekilde görüyor olabilirsiniz. İşte biz aslında Avrupa'dan baktığımızda güney batı tarafında Amerika'yı görüyoruz. Ancak genellikle Asya'ya gittiğinizde, Asya merkezli haritalara baktığınızda aslında dünyanın merkezi olarak sağ tarafta Amerika ve sol tarafta Asya bölgesinin ayrıldığını görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu hususta iddia ettiği nokta, ben başlangıçtan beri Asya ülkesiyim. Çin Halk Cumhuriyeti'nin yükselişiyle birlikte de benim bunu dengelemem lazım iddiası. Bu kapsamda da aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk olarak uyguladığı strateji, Çin Halk Cumhuriyeti'nin ekonomik yükselişini 2008 yılıyla birlikte askeri gelişmesine yönlendirmesi kapsamında ilk olarak Çin'i kendi nüfuzu için, kendisi için bir tehdit potasına koymasıydı. Ancak biz bugünkü duruma geldiğimizde, bugünkü konjektürde Çin Halk Cumhuriyeti'nin sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil, aynı zamanda NATO için de bir tehdit olarak, uluslararası sisteme yönelik bir tehdit olarak tanımlandığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu şekilde tanımlaması ve gözünü bir bakıma Asya Pasifik bölgesindeki oluşumları, buradaki dengelere dikmesi aslında
burada güvenlik kompleksleri oluşturmasını ya da burada bir bakıma bir çevreleme stratejisi, tıpkı Soğuk Savaş'taki gibi bir çevreleme stratejisi ya da bölgedeki Çin'in deyimiyle bu stratejiyi uygulamasını olanak tanıdı. Ve biz bu doğrultuda Kuat'ı, AUKUS'u, benzeri güvenlik anlaşmalarını ve stratejik oluşumları gördük. Şu anki durumda ise Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu çevreleme stratejisinin biraz daha dışında, o mikro ada ülkelerindeki bu en dikkat çekeni bunun Solomon Adaları'ydı. Çünkü Solomon Adaları'yla imzalanan anlaşma hem bölgede hem de uluslararası sistemde ciddi bir ses getirdi. Oradaki mikro adaların her birinin Amerika'ya olan yakınlığı, Avustralya'ya olan yakınlığı, ki Avustralya Asya Pasifik bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli müttefiklerinden biri. İkincisi de bildiğiniz üzere Japonya. Onlara stratejik noktadaki yakınlığı tekrardan ve daha yüksek düzeyde bir tehdit algılaması doğurdu. Şu anki düzlemde baktığımızda ise Çin Halk Cumhuriyeti'nin en son geçen haftaki Shangri-La diyaloğunda Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanlarının topluma ya da Shangri-La diyaloğuna katılan dinleyicilere birebir görüşmelerinde ve konuşma yapılırken sert bir şekilde çizgiyi çektiğini görebiliyoruz. Buna şunu örnek verebiliyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Lloyd Austin Savunma Bakanı şöyle söyledi. Amerika Birleşik Devletleri başlangıcından beri bir Pasifik ülkesiydi. Buradaki stratejilerin yönlendirilmesinde bizim kararlarımız elbette etkili olacaktır. Ama bizim bir Asya NATO'su oluşturmak gibi, bölgedeki stratejileri yönlendirmek gibi bir amacımız yok dedi. Aynı şekilde Çin Halk Cumhuriyeti'nin savunma bakanı bu diyaloğa katılmıştı. O da şunu söyledi. Tayvan bizim kırmızı çizgimiz. Tayvan'ın hiçbir şekilde bağımsızlığını tanınmasını doğru bulmuyorum. Burada bir anti parantez açacağım. Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti için kırmızı çizgi ve Çin Halk Cumhuriyeti ikili diğer ülkelerle gerçekleştirilecek işbirliklerinde, müttefikliklerde Tayvan'ı ilk ön şart olarak, Tayvan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir toprağı olarak tanınması ilk o ön şart olarak koyuyor. Shangri-La diyaloğunda da katılan diğer ülkelere bunu tekrardan deklare etmiş oldu. Tayvan eninde sonunda Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir toprağı olacak dedi. Aynı etkinlikte Çin Halk Cumhuriyeti ve ABD arasında, iki savunma bakanı arasında birebir ikili görüşmeler de vardı. Ancak bu görüşmeler biraz daha soft geçti ve daha önceki Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti ikili görüşmeleri, ikili diyaloglarına nazaran daha böyle düşük tonlu ve daha uzlaşmacı geçtiğini görüyoruz. Ben de bu noktada şunu belki analiz edebilirim. Bu iki ülkenin 21. yüzyıldaki güç mücadelesinde karşı karşıya geleceği aşikar. Çünkü parametrelerin hepsi bunu gösteriyor. Uygulama bazında daha sert adımlar atılırken aslında ikili ülke ilişkileri bazında gerek halkları daha arka plandan ve daha soft power dediğimiz uygulamalarla yönlendirmek için biraz daha diyalog kapısının açık bırakıldığını iddia etmeye çalışıyorlar. Peki bu sıcak çatışma ihtimali, askeri müdahale seçenekleri, bunlar da çok konuşuluyor. Yani son birkaç yıldır aslında hep Tayvan konusunda hep bu gündeme geliyordu. Zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri de bu konuda biraz tansiyonu yükselten açıklamalar yapıyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı çıktıktan sonra bunları daha sık duymaya başladık. Böyle bir ihtimal hangi şartlarda oluşabilir? Aslında böyle bir ihtimal Ukrayna kriziyle birlikte direkt akıllara gelmişti. Ve akıllarda şu soru vardı. Çin Ukrayna'yı işgal ederken acaba fırsattan istifade, pardon, Evet. Rusya Ukrayna'yı işgal ederken fırsattan istifade Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan'ı işgal eder mi diye. Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu şekildeki fikirlere yanıtı şu oldu. Tayvan ve Ukrayna aynı meseleler değil. Tayvan zaten Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir toprağı dedi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarihsel olarak kırmızı çizgilerine baktığımızda aslında sıcak çatışmaların da potansiyel merkezlerini görebiliyoruz. Bunların başında elbette Tayvan geliyor. Bunun yanında Uygur meselesi, Güney Çin Denizi, Tibet platosunun olduğu bölge, bunların hepsi hem Çin Halk Cumhuriyeti'nin keskin olarak bir bakıma savaş sebebi olarak nitelediği noktalar, hem de uluslararası toplumda Çin Halk Cumhuriyeti'nin haklılığı ve haksızlığı yönünde bölünmelerin olduğu ve bölge ülkelerinin de Çin Halk Cumhuriyeti'nin de bu noktada sıkıntı yaşadığı noktalar. Örneğin Güney Çin Denizi 6 farklı aktörün birbiriyle ihtilaf yaşadığı bir bölge ve burası belki de şu an içinde bulunduğumuz sistemde sıcak çatışmanın ve büyük çaplı sıcak çatışmanın yapabileceği en hassas noktalardan biri.
Zaten Tayvan da bildiğiniz üzere bu bölgenin hemen kuzey tarafında yer alıyor. Yani ben yakın zamanda bir sıcak çatışmayı öngörmüyorum. Ancak bir sıcak çatışma çıkacaksa ve bu sıcak çatışmanın içindeki aktörlerden biri Çin Halk Cumhuriyeti, diğeri de Amerika Birleşik Devletleri olacaksa, ABD'nin Tayvan'a yönelik stratejik belirsizlikten bir şekilde çıkıp, aslında bunu Biden'la sürekli yapıyor, siz de belirttiniz. Yani sürekli olarak Biden Çin Halk Cumhuriyeti'nde Tayvan'a bir müdahale olması durumunda karşısında dururuz diyor. Sonra Amerika Birleşik Devletleri bu söylemi biraz daha yumuşatıyor ya da bir adım geriye alıyor. Burada çıkabileceği muhtemeldir ama ben yakın vakitte görmüyorum. Ben şurada Tabii. Diren Hoca'ya yani hocam peki yani şeyi Ukrayna'daki savaş sonrasında Çin'in politikasını nasıl özetlersiniz? Yani Çin yeni bir dış politikasına yeni bir merhaleye mi geçti? Çünkü şimdi Ukrayna meselesiyle beraber birinci olarak Avrupa'nın bir güçsüzlüğü ortaya çıktı ve aslında bir şekilde de ABD'nin de dikkati Ukrayna coğrafyasında çevrildi. Öte yandan tabii şey var baktığımız zaman geçtiğimiz günlerde işte Çin İlk yeni nesil uçak gemisini denize indirdi. Bu da aslında bir meydan okumaydı ABD'ye karşı. Bir de hemen Ukrayna Savaşı öncesine geri dönecek olursak bir AUKUS anlaşması imzalandı Anglo-Sakson ülkeler arasında. Avustralya, İngiltere ve ABD arasında. Bu Solomon Adaları'nın biraz bu işe katılması aslında Çin'in bu AUKUS'a bir cevabı olarak diye okunabilir mi? Bu çerçeveyi nasıl çizersiniz? Elbette. Aslında şöyle bir durum var. Ukrayna krizini ele aldığımızda ve Çin'in uluslararası politikadaki duruşuna baktığımızda tamamen Rusya'nın yanında durması beklenirken aslında Rusya'nın yanında durmadı. Ve Ukrayna krizini bir işgal olarak tanımlamamasına rağmen basın sözcüleri vesilesiyle sık sık şunu ifade etti. Biz ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin yanındayız. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak burada Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ukrayna kriziyle başlayan politikasına iki farklı görüş mevcut ve ikiye ayrılma mevcut. Bazı taraflar Çin Halk Cumhuriyeti'nin Rusya'nın Ukrayna işgalini çoktan beri haberdar olduğunu, 4 Ekim'de Rusya ile bildiğiniz üzere Çin Halk Cumhuriyeti ortak bir bakıma deklarasyon yayınladı ve bu uluslararası sisteme tırnak içinde bir manifesto niteliğindeydi. Çünkü uluslararası sistemin dönüşmesi gerektiğini iki ülke iddia ediyordu ve ittifakların artık olmadığını ve Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya arasında da ittifakın değil farklı bir mekanizmanın oluştuğunu söylüyordu. Buna istinaden aslında bir taraf şunu söylüyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ukrayna işgalinden haberi vardı ve buna yönelik de aslında gerek siber yönden gerekse diğer yönlerden Rusya'ya destek veriyordu diyor. Bazı görüşler, bazı uzmanlar ise hayır Çin Halk Cumhuriyeti'nin bundan haberi yoktu. Aslında Rusya bir bakıma Çin Halk Cumhuriyeti'ni 4 Ekim'deki deklarasyonla birlikte oyuna getirdi diyordu. Bu görüşler var. Şu an günümüzde baktığımızda Çin'in duruşunun biraz daha Rusya'ya doğru kaydığını görebiliyoruz. Tabii bu zamana yayılmış ve zaman içinde gerçekleşen bir durum. Hatta geçen aylarda şöyle bir iddia vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin iddiası da bu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Rusya'ya askeri yardım yaptığını ya da bildiğiniz üzere Ukrayna'da işgali sırasında Rus askerlerinin en fazla sıkıntı çektiği şey gıdaydı. Ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde MHL denilen hızlı gıdalar var ve Çin'in Rusya'ya, Rus askerlerine bunları sağladığı iddia ediliyordu. Nitekim şu anki duruma baktığımızda Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ukrayna krizinde biraz daha Rusya'ya yana ama açık olarak destek vermeyen bir ülke olduğunu görüyoruz. Aslında Ukrayna kriziyle ABD'nin sizin belirttiğiniz gibi gözünü Ukrayna'ya çevirmesi Çin'i bir nebze rahatlatmış oldu. Evet, burada doğru bir algı var. Ancak bence Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna krizinde istediği şey direkt bu krize müdahale etmek değildi. Belki de Avrupa'ya biraz daha sorumluluk vererek NATO eliyle Avrupa'daki kuvvetleri biraz daha sorumluluk vererek asıl kendi işinin Asya Pasifik'teki ilerideki daha ciddi sorunlara yönelmek olduğunu hissettirdi. Ancak bu sorun çözülmedikçe Amerika'nın daha fazla sürecin içine girdiğini ve söylem bazında da daha fazla Ukrayna krizinde, Ukrayna sürecine işgali dahil olduğunu görebiliyoruz. Benim
fikrince Asya Pasifik bölgesinin öneminin farkında olan sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, NATO'da olduğu için burada şöyle bir örnek verebilirim. Bildiğiniz üzere gelecek hafta Madrid'de NATO zirvesi olacak ve bu zirveye kadar hiçbir Asya Pasifik ülkesi ya da hiçbir Güneydoğu Asya ülkesi de NATO zirvesine davet edilmedi. Ancak bu zirveye Güney Kore ve Japonya Dışişleri Bakanları davet ediliyor gözlemci olarak ve ciddi kalabalık bir ekiple bu zirveye dahil olacaklar. Stoltenberg NATO'nun sınırı Avrupa'nın sınırıdır ve Kuzey Atlantik İttifakı'nın sınırıdır diye üstünü ısrarla çizerken aslında bu bölge ülkelerinin Madrid zirvesine dahil edilmesi NATO'nun tehdit algılaması tıpkı 2021 yılında ilan edildiği gibi Çin Halk Cumhuriyeti'nde bildiğiniz üzere uluslararası sisteme yönelik ciddi bir challenger demişlerdi, zorlayıcı güç demişlerdi. NATO'nun da sadece kendi sınırıyla değil daha fazla genişlediğini algısal olarak ya da tehdit algılaması olarak genişlediğini görebiliyoruz. Evet, sanki tabii şimdi NATO zirvesi oradaki detay da çok önemli. Evet. Ve o detay üzerinden de biraz gündeme de bakacak olursak Kaliningrad meselesi çok ön planda. Rusya'nın toprağı orası. Fakat şu an için kara ve demir yolu noktasında engellemeler var. Evet. Şimdi Rusya ne yapar buna karşılık? Çeşitli olasılıklar var. İşte elektriği kesebilir Litvanya'nın ya da işte Litvanya'nın bağımsızlığını reddedebilir, sınırlarını tanımayabilir. Bazı işte şehirler var, o şehirleri Litvanya'ya geri vermişti zamanında geri isteyebilir. Evet. Ve bir de Suvalka koridoru ki en kritik, en hassas evet. Noktada herhalde orası ve aynen. Göze çarpan en belirgin nokta orası. Orayı işgal edebilir Rusya. Bunu işgal ettiği takdirde tabii Baltık ülkelerinin neredeyse bağlantısı kopacak, hiçbir güvenliği kalmayacak. Çünkü koridorun bir tarafı da Rusya'nın müttefiki Belarus'a çıkıyor. Aynen. Evet yani zaten bu Ukrayna Savaşı başladığında ilk konuşulan hususlardan birisi bu Suvalki koridoru ne olacak? Evet. Çünkü senin de bahsettiğin gibi Kaliningrad'la Belarus arasında Polonya ile Litvanya evet. sınırı oluşturan bir bölge. 180 yanlış hatırlamıyorsam. 100 kilometre. Evet öyle bir uzunluğu evet. var. Ve çok oldukça dar bir bölge ve buranın işte Rusya isterse kısa sürede ele geçirebileceği. Çünkü ne Litvanya'nın ne de Polonya'nın orada direnebilecek bir gücü yok. Tabii böyle bir senaryonun olması durumunda senin de bahsettiğin gibi Baltık bölgesi tamamen Avrupa'dan koparılmış olacak. Hı-hı. Şimdi yapılan açıklamalar vardı Rusya'dan böyle ardı ardına geldi evet. bununla ilgili. İşte 17 tüm seçenekler masada diyor aynen, Rusya. 17 Haziran'da aslında bu uygulamaya giriyor Litvanya'nın uygulaması. Litvanya da diyor ki ben bunu kendi başıma yapmadım. AB'nin aldığı kararlar evet. neticesinde aldığım bir karar. Ama tabii şimdi AB, Avrupa Birliği, Brüksel ne kadar Litvanya'nın arkasında durur o tartışılabilir. Çünkü AB'nin bir askeri gücü yok evet. burada. Yani farklı farklı AB üyesi farklı farklı ülkelerin askeri güçleri var. Onlarda işte Fransa'nın Romanya'da bir askeri gücü var. Almanya'nın Litvanya'da var yanlış hatırlamıyorsam. Ama daha çok orada ABD'nin askeri güçleri var ki o da cüzi bir şey. Yani böyle bir Rus askeri harekatını engelleyebilecek tarzda değil. Tabii orada işte daha geçtiğimiz günlerde Putin yine bir konuşma yaptı bir platformda ve orada yeniden işte eski Sovyet coğrafyasının evet. aslında Rus toprakları olduğunu ve günün birinde yeniden Rusya'ya geri döneceğine yönelik açıklamaları vardı. İşte hatta Kazakistan'ı falan da hedef aldığı söyleniyordu. Şimdi Litvanya tabii biraz diken üstünde. Bunlar kulağa hoş geliyor. Evet yani Putin söylüyor yani Ruslar için evet. kulağa hoş gelen şeyler. Tabii diğer mantıklı, ülkeler için. Evet Ruslar için mantıklı. Fakat bir de gerçeklik var. Tabii 30 yıldır bağımsız oldu. Yani 120 gün oldu Ukrayna'ya girdi ve tabii, çıkamadı. Evet, çıkamadı. Şimdi durum böyleyken Litvanya Avrupa Birliği bir karar almış. Demiryolunu, karayolunu bağlantısını kesiyor evet. Rusya'ya karşı. Rusya ne yapabilir? Şimdi Ukrayna'da 120 gündür devam eden bir savaş sırasında bir cephede o Litvanya'yı açar mı ki? Açarsa böyle bir cephe bunun sonu çok tabii, daha büyük yani, sonuçları beraberinde getirecek. Aslında şey şimdi burada hemen aklıma şey geliyor. Bu İngiltere'nin yeni Genelkurmay Başkanı'nın daha önceki gün yaptığı açıklama var. Yani Avrupa'da bir savaşa hazırlansın hı-hı. diye İngiliz ordusuna seslendiği bir savaş ekonomisi. Evet, savaş ekonomisi. Hakeza Fransa'nın yaptığı açıklama evet. Macron'un. Yani böyle bir durumda acaba Avrupa'ya genişleyecek bir savaştan mı bahsediliyor? Yani bu tabii senin de bahsettiğin var. Rusya'nın askeri kapasitesi tamam. ortaya çıktı yani şu an işte hala Luhansk'ta Severodonetsk şehrini ele geçirmekle meşgul. Yani koskocaman Rus ordusu bir şehri bile neredeyse herhalde 2-3 hafta oldu. O şehri bile tamamen
hakimiyet kuramamış durumda. Yani 4 ay geride kaldı. 4 ay geride kaldı. Dediğin gibi bazı bölgelerden çekilip sadece askeri harekatı Donbas bölgesine sıkıştırmış durumda. Ona rağmen hala sonuç almakta zorlanıyor. Tabii tüm Avrupa'ya böyle bir savaşın yani Litvanya'ya eğer uzarsa ki yani genişlerse ki Rusya için de çok istenen bir sonucu vermeyecek de büyük ihtimalle siyasi ve işte psikolojik baskılarla Litvanya'yı ikna etmeye deneyecektir. Senin dediğin gibi belki bazı şeyler üstünde hak iddiasında bulunabilir ya da elektriğini kesebilir. Ama ben Litvanya'nın bunların yani... Bir taraftan da bu tahıl konusu var yani şimdi tahıl krizini çözmek için de önümüzdeki hafta Türkiye'de bir zirve. Türkiye'de, İstanbul'da bir zirve var. Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler. Rusya şu an diyor ki Kremlin'den yapılan son açıklamada bu konuda Türkiye ile görüşeceğiz. Evet. Yani zirveye katılacak. Birkaç haftadır da süre gelen bir durumda aslında bu. Rusya biraz işte hem buna yanaşıyor hem yanaşmıyor. Ukrayna'nın da karşı söylemleri vardı. Belli bir uzlaşıya doğru gidiliyor sanki. Evet ya, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da açıklama yaptı. İşte ben de İstanbul'daki zirveye katılacağım tarzında. Anlaşıldığı kadarıyla Dışişleri Bakanları seviyesinde bir zirve olacak görüldüğü kadarıyla. Tabii Türkiye uzun süredir burada işte başta Antalya Diplomasi Forumu'ndan gelen yani bu savaşın uzamaması ve sorunun barışçıl şekilde çözülmesi için çabaları var. Bu tahıl zirvesi de bunun ayaklarından birisini oluşturacak ki çok kritik bir ayak baktığımız zaman. Çünkü tüm dünyanın gıda güvenliğini ilgilendiren sonuçların çıkmasına sebep olabilir. Türkiye burada en güvenli koridor gibi gözüküyor. Her ne kadar işte ABD'nin ya da Fransa'nın alternatif planları olsa da o planların oradaki tüm tahıl yani 20-25 milyon ton tahıldan bahsediliyor. Bu tahılın sadece tren yoluyla falan taşınması mümkün değil ki sadece Avrupa'ya giden tahıllar da değil bunlar yani işte Orta Doğu'ya, Afrika boynuzuna, diğer bölgelere, dünyanın diğer bölgelerine dağıtılması gerekiyor ki bu en güvenli şekilde deniz yoluyla ve en çabuk şekilde deniz yoluyla olabilir ve bu da Türkiye'nin garantörlüğü ya da Türkiye'nin aldığı inisiyatifle gerçekleşebilecek. O anlamda tabii Rusya'nın böyle bir çerçevede biraz da şey tabii anlaşıldığı kadarıyla yani işte Avrupa'nın ya da batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar her geçen gün Rusya'da etkisini biraz daha hissettirmeye başladı anladığım kadarıyla ve Rusya'nın da bu şekilde bir şekilde hiç olmazsa işte Türkiye gibi bir ülkenin güvenini ya da desteğini görmezden gelemeyeceğini görüyoruz. Bu anlamda Rusya'nın bu toplantıya katılması önemli ve aslında geçtiğimiz günlerde yine Ukrayna'dan yapılan bir açıklama vardı. Ağustos'ta yeniden diplomasi masası kurulabilir. Onun da bir ön işareti olarak okunabileceğini düşünüyorum ben. Umalım ki bu İngiltere'den sonra yapılan açıklamalar vardı işte savaşın uzamasına hazırlanın diye. Umalım ki bu savaşı en kısa sürede bitirecek senaryo ve görüşmeler İstanbul'da yeniden ortaya çıksın. Çünkü daha önce de Ukraynalı danışmanlar İstanbul'daki son görüşmeye atıfta bulunmuştu. O minvalde yürüyebiliriz demişti. Bu tahıl masası da onun bir devamı şeklinde söyleyebiliriz. Diren Hanım şimdi bu tahıl kriziyle ilgili Çin ne düşünüyor? Yani Çin'i hep biz nasıl duyuyoruz, okuyoruz? İşte dünyada enerji krizi var. Çin dünyadaki bütün kömür rezervlerini topluyor. Ya da işte dünyada gıda krizi var ya da çıkacak bir kriz. Çin buğdayı topluyor, sokluyor. Nedir durum? Aslında sizin de belirttiğiniz gibi ciddi bir iddia var. Çin'in son 3 yılda bütün tahıl rezervlerini topladığına yönelik ve bunları istiflediğine, stokladığına yönelik ciddi bir iddia var. Litvanya meselesinde de aslında Çin'in davranışına ya da az önce bahsettiğimiz bu Ukrayna krizindeki Çin'in o gri davranışında belki de Litvanya meselesi bir turnusol kağıdı olabilir. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti'nin Litvanya'yla son bir yıldır ciddi bir anlaşmazlığı var. Bunun temel sebebi de Litvanya'nın Tayvan temsilciliğini. Biliyorsunuz Tayvan bir ülke olarak tanınmadığı için ülkelerde genel olarak Tayvan'ı ekonomik ve kültürel misyon olarak temsil ediliyor. Ancak Litvanya geçtiğimiz yıl Tayvan temsilciliğini direkt Tayvan'ı temsilciliği olarak tanımlayarak aslında Çin tarafından ciddi bir ekonomik ambargoya maruz kaldı. Ardından bu ekonomik ambargo biraz daha yumuşatıldı ve şu anki süreçte yani bu Kaliningrad meselesiyle birlikte belki de Çin'in Rusya'ya destek vermesi
bu ekonomik ambargoyu tekrardan sıkması Çin için bir turnusol kağıdı olabilir ya da Çin'in o griliğinin tekrardan hangi renge netleşeceğini gösterebilir. Tahıl noktasındaysa dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan Çin'in en önemli önceliklerinden biri de bu nüfusu doyurması bir bakıma. Evet, balıkçılığın ve Pasifik kıyısına hakim olduğu için, o kıyı boyunca uzandığı için balıkçılıkla doyan bir halk diye düşünebilirsiniz. Ama Çin'de özellikle de tahıl tüketimi ciddi seviyelerde ve son 3 yıldır, son 4 yıldır Çin Halk Cumhuriyeti'nin tahıl istiflediğini yüksek meblağda ve ciddi oranda yüksek fiyatlar vererek diğer ülkelerden, özellikle de Afrika ülkelerinden bu tahılları satın aldığını ve ana karaya topladığını, stokladığını yönünde iddialar mevcut. Hatta bu tahıl fiyatlarının yükselmesinde de Çin'in önemli bir rolü olduğu belirtiliyor. Çünkü bu evet, istifleme, stoklama çabasıyla tahıl fiyatları birken iki oluyor. Çin gibi büyük bir müşteri talip olunca tabii diğer ülkelerin de alma şansı azalıyor bu konuda. Bir de krizler üst üste gelince Ukrayna Savaşı ile beraber biraz daha Çin'in rolünü burada biraz daha bakmak da gerekiyor. Peki Biden'ın o için Orta Doğu ziyareti, burada tabii İsrail ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek Biden. NATO zirvesinin ardından yapacak bunu. Şimdi gündemde de hep Çin var. Biden'ın o ziyaretinde de Körfez İşbirliği Konseyi'nin zirvesine de katılacak, o toplantıya da katılacak Biden. Orada Arap Emirlikleri, işte Mısır, Bahreyn gibi ülkelerle de görüşecek. Orada 3 aşağı 5 yukarı herhalde geçen hafta da biz konuşmuştuk bunu. Çin'in Körfez'le olan ilişkileri ya da İsrail'le olan ilişkileri noktasında bir takım telkinlerde, tavsiyelerde ya da ikazlarda bulunabilir Biden. O turdan, yani Biden Orta Doğu turundan ne bekleniyor Amerika'nın Çin politikası ekseninde? Ben aslında şu şekilde düşünüyorum. Biraz daha uluslararası sistemin, siz de bunun farkındasınızdır, gitgide artık gri değil de siyah ve beyaza döndüğünü görüyoruz. Ve bu ayrışmanın, bu renklendirmenin ve iki tarafın ayrılmasının başında aslında ABD'nin politikaları geliyor. Yani bu politikaları ayrıştırıcı bir politika olarak tanımlamak istemiyorum. Zaten böyle bir politika değil ama Çin tehdidinin görünmesi, Çin'le işbirliği yapılan ülkelerin telkin edilmesi yönüyle tekrardan bir politika düzenlemesine yönlendirilmesi stratejileri ABD'de uygulanıyor. Bunu ilk olarak Avrupa Birliği'nde gördük. Çünkü biliyorsunuz Kuşak Yol Projesi'yle birlikte Çin Halk Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği ülkelerini de dahil eden yüksek yatırımlı işbirlikleri vardı. Ve bu işbirliklerinden biri de İtalya'daydı. Hatta İtalya bu hususta sorulduğunda şunu söylüyordu: ben ekonomik bir kriz içindeydim, birlik ülkelerinden yardım istedim. Siz bana yardım etmediniz ama ben Çin Halk Cumhuriyeti'nden, Asya Kalkınma Bankası'ndan bu krizi aşabilmem için ciddi oranda yatırım yaptım. Aslında Körfez ülkelerinin de ABD'ye yanıtı bu. Yani ABD tarafın net olmasını istiyor. Ancak Körfez ülkeleri şunu söylüyor: biz işbirliğine açığız ve Çin çok karlı olarak bize seçenekler sunuyor diyor. Çin'in özellikle de Orta Doğu'da ve Körfez'de uyguladığı strateji o kadar geniş bir yelpazede ki, yani bizim diplomatik aşina olduğumuz diplomatik süreçler, diplomatik mekanizmalar Çin Halk Cumhuriyeti'nde belki de çok farklı çeşitlerle, çok farklı enstrümanlarla uygulandı ve kullanıldığı için ABD ve Biden her ne kadar Çin'in önünü kesmeye çalışsa da bunun şu anki süreçte, yani bu 10 yıl önce olsaydı belki çok farklı bir konuyu konuşuyor olabilirdik ama şu anki süreçte işler bu kadar olgunlaştıktan ve bu kadar evrildikten sonra bir çizgi çekilmesi zor görünüyor. Örneğin Orta Doğu'dan örnek veriyoruz. Kısa zaman önce Çin Halk Cumhuriyeti'nin Irak'ta 1000 okul projesini gördük. Yani sadece ABD'den alıştığımız gibi askeri yardımlarla, ekonomik yardımlarla bölge ülkelerinin nüfuzu etmiyor Çin Halk Cumhuriyeti. Aynı zamanda burada farklı enstrümanları kullanarak işte okul projesi yapıyor, kuşak yol yatırımlarını buraya iletiyor ya da dolaylı bir şekilde bu ülkeleri bir bakıma tesiri altına alıyor ve bu ülkeler zaten geçmişlerinde ABD'den biraz daha tırnak içinde dilleri yandığı için ve o perspektiften baktıkları için Çin'in işte ben hiçbir ülkenin iç işlerine karışmak istemiyorum, barış içinde bir arada yaşamak istiyorum, barışçıl yükselişimi gerçekleştirmek istiyorum söylemlerine zararsız bir gözle bakıyorlar. Biden'ın ve genel olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin, gerek bunun içine Türkiye'de
dahil Avrupa Birliği, Türkiye, Orta Asya ülkeleri, Körfez ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleriyle yapacağı ikili ilişkilerde bence ajandanın en önemli yerlerinden biri Çin'e karşı bu ülkeleri uyarmak olacaktır Orada diye da herhalde düşünüyorum. Serdar, İran her iki taraf için de bir şey denge olsun ya da Denge unsuru, kaldıraç evet. diyelim hani. Çünkü Çin'den uzak durun. Onlar da o zaman sen de İran'ı Aynen. bize ver diyebilirler ya da Yani diyeceklerdir. zaten O bir konular. nevi baktığımızda yani bu özellikle Orta Doğu, yani Körfez ülkeleriyle Çin arasındaki ilişkinin gelişmesinde itici, motive edici Evet. unsurlardan birisi büyük ihtimalle Pekin'le Tahran arasında bu yapılan 400 milyar Tabii dolarlık ki. anlaşma. Şimdi orada siz Çin'i tamamen Tahran'a yönelttiğiniz zaman burada çok büyük bir küfede dengesizlik ortaya çıkabilir. Çünkü ABD'nin artık Körfez'e çok da merkezi konumda tutmadığı ve ikinci Tabii. plan attığını düşünecek olursak büyük ihtimalle orada ülkelerde biz de Tabii. bu Pekin'le ilişkiyi Ama kuralım şey diye Diren bakıyorlar. Hanım'ın söylediklerinde mesela şu detaylar da çok önemli. Yani Çin'in Irak'taki Tabii evet. varlığı ve Suriye'deki varlığı orada Amerika'nın çok fazla söz sahibi diğer ülkelerde olacağı gibi olmadığını da görebiliriz. Yani Evet. çünkü Irak'taki İran etkisi ya da Suriye'deki hem İran hem Rusya etkisini de hesaba katacak olursak Çin her iki taraf için de ve o ülkeler adına da umut vadeden bir güç. Evet. Çünkü finansal anlamda özellikle Suriye için ülkenin yeniden kalkınması, yeniden inşası anlamında onlar yine Çin'i bir umut olarak görebiliyorlar ve Çin de bu Kesinlikle. fırsatı Yani sen de kullanıyor. Ve hatırlayacaksın. Amerika da burada çok diğerlerine göre daha etkisiz Hani kalabiliyor. yani sadece Suriye ve Irak değil işte geçtiğimiz Afrika'da da programlarda böyle da yani. Afrika'da da böyle. konuşmuştuk işte bir bakıyorsun Suudi Arabistan'ın Tabii. Çin'den füze Hadi o tamam teknolojisi. yani hani o güçler yine Amerika Birleşik Devletleri oturup masaya oturabiliyorlar ama Evet. mesela Irak'taki İran kanadı ya da işte Suriye rejimi bu anlamda Amerika'dan daha çok İran'a ya da Rusya'ya Tabii daha tabii yani yakınlar. evet yani özellikle artık şu kesin yani Putin de bunu açtı geçtiğimiz günlerde söylemişti. Tek kutuplu dünya Evet. geride kaldı demişti Putin. Ama dediğin gibi yoksa Mısır'da da var Tabii Çin'in aynen evet. yatırımları ya da Libya'da da var. Hatta Tunus'a kadar giden ve Afrika'nın geneline yayılan bir Ya varlığı zaten söz bence konusu. Washington'ı en çok zorlayan Evet. olay eskiden mesela Diren Hanım'ın dediği gibi 10 yıl öncesinde, 15 yıl Evet. öncesinde baktığımız zaman ABD bir yerde boşluk bıraktığı zaman orayı dolduracak bir aktör yoktu. Evet. Şimdi ise tam tersi Çin buraları çok rahatlıkla doldurabiliyor ve o ülkelere işte ekonomik, sosyal, siyasi Yönlendirebiliyor. garantiler de Tabii. verebiliyor. Bu da onların için çok cezbedici Tabii. unsurlar oluyor. Şimdi bir de tabii buyurun. Belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin elinin kolunun bağlı olduğu nokta şurası olabilir. Az önce de dediğim gibi 10 yıl önce olsaydı, yani burada aslında ABD'nin bir geç uyanışından bahsediyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti'nin ticaretle başlayan ekonomik yükselişini farklı bir evreye çevirmesine yönelik geç uyanışından bahsediyoruz. Şu anda Çin Halk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu ve hakim olduğu kanallar o kadar geniş ki, örneğin geçtiğimiz süreçte Amerika Birleşik Devletleri güneş panellerinde Asya'dan yatırım yapılmasına yönelik bir engel engelleme koymuştu. Bundan en fazla da Çin Halk Cumhuriyeti etkileniyordu. Ancak bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o güneş panelleriyle ilgili süreçleri o kadar sekteye uğrattı ki tekrardan bir düzenleme yapılarak bu güneş panellerinin yasaklanması kaldırıldı ve ikinci bir hani tekrardan bir düzenlemeye kadar bu panellerin satışının devam edileceği ortaya konuldu. Aynı şekilde şu an sokaklarda gördüğüm bu sokakları izleyen bir ismi vardı tam hatırlamıyorum ama kameralar olsun, MOBESE kameraları olsun. Bunların hepsi ucuz tedarik sebebiyle Çin Halk Cumhuriyeti'nden alınan kameralar. Ve bu tip güvenliği de etkileyen unsurların bir süre sonra aslında Çin Halk Cumhuriyeti'ni beslediğini ve güvenlik noktasında da sadece ekonomik değil güvenlik noktasında da beslediğini ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne veri sağladığı fark edildi. Bundan dolayı da şu an Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti'nin önünü kesmek istese bile bir süre sonra tıkanıyor. Yani o tedariğin tekrardan Atlantik'e ya da tekrardan Avrupa'ya çekilmesi lazım. Sıkıntı ne? Sıkıntı şu, Avrupa'nın kalkınması, artık Avrupa'da ucuz iş gücünün olmaması ve refah seviyesinin yükselmesi bu tip yatırımların tekrardan Avrupa'ya çekilmesini engelliyor. Burada en potansiyel ülkelerden biri olarak biz varız. Hindistan var. Ve yatırımların bu taraflara aktarılması teşvik ediliyor bir bakıma. Ama tekrardan söylüyorum, Çin'deki limanlar olsun, oradaki emtiaların ve giriş gelişlerin bu
geçtiğimiz yıllarda bu kadar sistematikleşmesi Çin'e aslında biraz daha vazgeçilemeyecek bir konuma koyuyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri için aslında bir geç uyanış pişmanlığı olabilir. Tabii orada da Çin bayağı bir koz eline geçirdi yani bu tabii. Amerika'nın geç uyanması sonucunda. Söylediği gibi özellikle güvenlik konusunda yani önemli o detaylar. Şey bile var yani şimdi belki biraz da Yunanistan'dan bahsederiz. Yunanistan'dan bahsedemeyeceğiz büyük... çünkü vaktimiz de çok daraldı. Yani işte Yunanistan'ın en büyük limanı bile... Sen bu şekilde bahsetmiş aynen, oldun. Evet, Pire limanı bile Çin'in elinde ve o evet. İşte AB de oraya şimdi asker üsler falan kurmaya çalışıyor ama işte yani bir artık evet. Biraz ABD için de çok geç denebilecek bir noktadayız. Birkaç cümleyle de şu İsrail değerlendirmesi yapalım. İsrail'de bir yıl önce neredeyse işte kuruldu hükümet evet. Ve o hükümet dağıldı şu an için. Yamine Partisi, Naftali Bennett Başbakan feshetti. Lapid'le de anlaşmalı. Anlaşmalı evet. Hükümet ortağıyla birlikte. Şey, şimdi tabii 3 yılda 5. seçime gidiyor İsrail. Burada Netanyahu şu an el ovuşturuyor. Evet. Netanyahu hatta ilk şu an için hani çok kısa süre geçmesine rağmen 24 saat sonrasında hemen bir anket çalışması yapılmış. Orada Netanyahu önde. Ama yine evet. De hiçbir blok yani Netanyahu ve ortakları evet, ya da işte Lapid ve ortakları göremiyorlar. 61'i toplayamıyorlar. Evet. 5. seçimin sonunda da yine benzer manzara çıkabilir. Ve yine kilit yine Ram Partisi, Araplar olabilir. Burada dikkat çeken birkaç husus var. Ben onlardan bahsetmek istiyorum. Netanyahu evet el oluşturuyor dedik ama 5. seçimin sonunda Netanyahu mutlu sonla bitiremeyebilir. O ihtimal... Evet. Ucu açık. Bu hükümet feshedildiği gün Trump'ın damadıyla kızı oradaydı. Netanyahu'nun çok yakın dostları Jared Kushner. Onların da İsrail'de olması o da enteresan bir gelişme. Ve özellikle Biden'ın Orta Doğu ziyaretinde az önce konuştuk. Hemen önce iki tane adres var. Biri İsrail, biri Suudi Arabistan. Evet. Onun öncesinde de bunun olması yine çok manidar. Ve İsrail'deki aşırı sağcılar, ultra ortodokslar özellikle de işte, ve hatta Şas Partisi, dini partiler şu an için bu hükümetin çökmesini kutsal bir karar olarak ilahi bir müdahale oldu ve bu hükümet çöktü evet. Şeklinde yorumluyorlar. Bu çok enteresan, çok dikkat çekici. Birçok açıklama yapıldı bununla ilgili. Şöyle bir inanç var. Mevcut hükümet, içinde de 3 tane Filistinli milletvekilinin olduğu bu mevcut hükümet Yahudiliğe zarar veriyordu. Dini açıdan zarar veriyordu. Ve işte diyorlar ki hani Tanrı istemedi bunu. Netice itibariyle ilahi bir güç bu hükümeti bozdu. Böyle bir bakış açısı var. Bu çok enteresan. Netanyahu da o bakış açısını sürekli körüklüyor. Körüklüyor. Son yani. Yıllarda iyice körükledi. Aynen. Ve daha da arttırdı ve sırtını da oraya yaslamış durumda. Zaten şey yani koalisyonun bozulma sebeplerini baştakilerini Batı Şeria'daki yerleşimcilere bir yönelik şey bir yasa yani. Var. Birçok şey yapıldı. Aynen evet, o yasanın, yasa, evet, yasanın yasa, yürek, uzatılması saldırılar. Gerekiyordu filan. Evet. Bu yani programda çokça konuştuk. Yani bu Netanyahu'nun özellikle bu Mescid-i evet. Aksa yönelik baskınların arkasında olduğu, provokasyonların arkasında olduğu, bunun işte Netanyahu tarafından 12 yıllık iktidar süresince beslenen işgalci yerleşimcilerin siyasetin merkezine taşınmasıyla ilgili oldu ve sonuçta bir şekilde pamuk ipliğine bağlı koalisyon dağılmış yani oldu. Netanyahu bizi dağıtacağına oldu. Evet, biz dağıtalım. Ve hiç olmazsa güçlü girelim. Ve yeniden evet. Seçime girelim, güçlü girelim diyorlar. Aynen. Bu da bir taktik olabilir ve sonucunda yeniden daha güçlü bir koalisyon kurulabilir Netanyahu evet, karşıtı. Aynen. O bir ihtimal. Netanyahu da kazanabilir. Netanyahu kazanırsa Türkiye ile ilişkiler çok konuşuluyor. Türkiye'nin şu an ilişki kurduğu aktör İsrail'de Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı evet. Yani onu bir kere vurgulamakta fayda var. Tabii ki bu İsrail hükümetiyle de yarın öbür gün ilişki olmayacak anlamına gelmez. Sadece biz bütün ilişkimizi Isaac Herzog üzerine de kuramayız aynen. Tabii ki. Netanyahu geldikten sonra o zarar görecektir. Mutlaka zarar görecektir. Ama tabii Netanyahu gelirse eğer bu Körfez'le İsrail arasındaki yani bir sene öncesindeki o çok sıkı bir ittifak vardı. O ittifakın yeniden olmaya bileceğinin de işaretleri var aslında. Yani orada şey var tabii şimdi Eylül ayında yapılacak sanırım bu seçimler. Hemen onun ardından da Kasım'da ABD'de ara seçimler var. O ara seçimlerin sonucu biraz şimdi Cumhuriyetçiler tekrardan kongrede baskın kanat haline gelirlerse orada Netanyahu'nun eli güçlenebilir eğer Netanyahu kazanacak olursa. Ancak aksi şekilde eğer demokratlar yine... Gibi, kazanma yok yani. Hani burada tabii kafa evet kafaya. Yani, bunlar kafa kafa yani. 30 ila 35 arasında sandalye elde ediyorlar. Aynen. Netanyahu ve rakipleri. Yani en büyük rakipleri. Ve onlar da topluyorlar işte bütün koalisyon aktörlerini. Oluşturmaya çalışıyorlar. 4 kere denediler. 4.sünde zar zor. O da 3 tane evet. Filistinlinin desteğiyle yani oldu bu. Yeniden yine ona mahkum olabilir. He, bu arada şunu da belirtelim. O Ram Partisi diyoruz. O Filistinli vekiller diyoruz. Mansur Abbas liderliğindeki. Evet. Yani geçtiğimiz yıl koalisyonu onlar Naftali Bennett, Yair Lapid'le o koalisyonu desteklerlerken Netanyahu'nun da Mansur Abbas'a
yani Filistinli vekillere teklif götürdüğü ortaya çıktı. Evet. Yani Netanyahu da oraya karşı kapalı değil. Yani şöyle söyleyelim, hani başbakan değişebilir ama koalisyon ortakları 3 aşağı 5 yukarı aynı oluyor. Ha, burada aşırı sağcılar Netanyahu'nun çok ciddi arkasında. Onların orada oluyor olması Mescid-i Aksa'ya yönelik tehditleri arttırır. Ama bunun da arkası Gazze'den roketlerin çoğalmasına sebep olur. İsrail için için de çok huzurlu bir noktaya gitmez bu iş. Aslında şey tabii, baktığımız zaman bugün sanki Filistinlilerin aleyhine gibi gözüken bu aşırı sağcıların güçlenişi bir anlamda artık İsrail devleti için de bir ulusal güvenlik sorununa dönüşüyor gibi geliyor. Çünkü bu gruplar siyaset üzerinde baskı oluşturduğu sürece İsrail'in bu körfezle kurduğu sonuçta o denklem, ilişkilerde. O denklem Netanyahu'yu devirmişler. Kesinlikle. 10 yıllık Netanyahu'nun ikinci dönem iktidarını o denklem devirmişti. Evet, yani İsrail'in o saldırganlığın sonucunda gelen Gazze'den ve hatta 48 şehirlerinden yükselen o ses, o direniş sesi, evet. O Netanyahu'nun sonunu getirmişti. Kesinlikle. Yeniden bir şeye, o kısır döngüye dönüşebilir bu iş. Öyle yani bence gözüküyor. Bunun sonu şeye gidiyor sanki, İsrail'de seçim sisteminin yeni baştan ele alınması gibi. Çünkü her 6 ayda bir seçim yaptığınız zaman bu ülke içindeki evet. Siyasi ne derler, istikrarı da çok yok, derine tabii. Etkileyecek bir şey. Tamam. Diyelim ve noktalayalım. Dilan Doğan'a da çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarından dolayı Sınır Ötesi'nin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.